Böylesi tarihte daha önce görülmedi. Tarihte görülmeyen ayağınıza gelen bu fırsatı siz, siz olun sakın kaçırmayın. Bu fırsat bir daha kesinlikle ve kesinlikle elinize geçmeyebilir. Tarihte ilk. İş yerini siz açın, malzemelerin devlet alsın. Hemen başvuru yapın. Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. İş kurmak isteyenlere devlet desteği geldi. İşi siz kurun, devlet ödesin. Devlet destekli ne iş yapabilirim? Tamamını izleyiniz ve duymayan kalmasın. Paylaşınız. İşte konu ile ilgili haber. Devlet destekli kredilerden yararlanma şartları. Devletin destekli kredilerden yararlanmak isteyen girişimcilerin taşıması gereken koşullar şunlardır. 18 yaşını doldurmak. Girişim sertifikasına sahip olmak, iş planı olması, kayıt işlemleri. Bu şartları tamamladıktan sonra devlet destekli kredilerden yararlanabilmektedir. Ayrıca 32 saatlik uygulamalı girişimcilik eğitimi, girişimcilik sertifikanız yoksa halk eğitim merkezleri girişimcilik kurslarına katılarak kısa bir süreliğine bu sertifikaya sahip olunabilmektedir devlet destekli projeler birçok girişimcinin arkasında olduğunu belirten COSCEP birçok iş imkanı sunmaktadır. Devlet destekli işler şunlardır. Çamaşırhane işletmesi, kuru temizleme işi, doğal cilt bakım ürünleri, baylık açmak, kafe açmak, solucan gübresi satmak, çamaşırhane işletmesi açmak. Öğrencilerin en büyük sorun yaşadığı konulardan biri olan çamaşır yıkamak ve yıkatacak yer aramaktır. Bu açıdan öğrencilerin yoğun olduğu şehirlerde çamaşırhane işletmesi açmak diğer bölgelerde açmaktan daha verimli olacaktır. Açılan işletme hem çamaşır yıkama hem de ütü yapma hizmeti verip zamanında teslimi yaparsa başarılı olacaktır. Kuru temizleme işi yapmak. Kuru temizleme işi çamaşırhane işletmesiyle zaman zaman aynı görülse de ikisi farklı dallardır. Kuru temizleme işini yapacak olan girişimcilerin büyük şehirlerde ve memurların yoğun olduğu şehirlerde bu işi yapması başarı seviyesini yükseltmektedir. Kuru temizleme işinde en çok verilen ürünler takım elbise, kaban, ceket, Gelinlik, abiye, yatak örtüsü gibi ürünlerdir. Ayrıca diğer sektörler gibi bu sektörde de başarılı olmadaki noktalardan biri zamanda teslimdir. Doğal bakım ürünleri dükkanı açmak pek çok güzellik merkezi işleten işletmeler ile anlaşmalar sağlandığı zaman bu iş ilerleme göstermektedir. Doğal bakım ürünleri dükkanları, güzellik merkezi, berberler, kuaförler, ev hanımları, genç kızlar, çalışan ve emekli hanımların ilgisini çekmektedir. Ürünlerin kaliteli reklamı yapılarak ürünleri tanıtmak bu işte başarılı olmayı sağlayacaktır. Baylık almak bayilik almak ticarete atılma risk oranı düşürmekte ve başarılı olmayı hızlandırmaktadır. Bu açıdan yeni bir iş hayatına atılmak isteyen kişiler başarılı olamayacaklarını düşünüyorlarsa bir baylık alabilir ve kendi işletmesini kurabilir. Baylık veren birçok firma işletme kuracak kişilerden isim bedeli ve kardan pay talep etmemektedir. Bu nedenle kurulum süreci kendilerine aittir. Baylık açacak kişi işin sadece finansal boyutunda bulunmaktadır. Ayrıca franchising hizmetlerinden yararlanılmak isteniyorsa Çiğ köfte, yiyecek sektörü, marka kıyafet ve ayakkabı satışı, mobilya satışı yapan firmalar ile anlaşma yapılmalıdır. Kafe açmak Gıda sektörüne giren ve kafe açan girişimciler karlı durumda olacaktır. Son zamanlarda en çok kazandıran iş gruplarından bir tanesi de gıda sektörüdür. İlk önce bir konsept belirlenmekte ve buna uygun bir dekorasyon yapılmaktadır. Gerekli ekipmanlar temin edildikten sonra resmi kurumlardan izin alınarak faaliyete başlanmaktadır. Ayrıca kafe kurulumu için gerekli aşamalar ile detaylıca uğraşmamak için bayilik veren firmalar ile anlaşma yapılabilmektedir. Öğrencilerin ve gençlerin fazla olduğu bölgelerde kafe açmak hızlı bir ilerlemeye ve başarılı olmaya neden olacaktır. Solcan gübresi satmak. Son zamanların önde gelen işlerinden biri de solcan gübresi satmaktır. Fazla yatırım yapmaya gerek olmayan solcan gübresi üretimi yüksek kazançlar elde etmeye sebep olmaktadır. 50 bin adet solcan üretimiyle başlandığında yıl sonunda en az 800 bin adet solcan elde edilmektedir. Üretimi yapılan gübreler organik üretim yapmak isteyen tarımla ilgilenen ve çiftçiler için önem arz etmektedir. Devlet desteği tekli ne iş yapabilirim diye düşünen kişiler birçok kurum ve kuruluş tarafından sağlanan finansmanlar iş kurabilmelerini kolaylaştıracaktır.